yaptığı filmlerle Türk sinemasının mihenk taşlarından biri haline gelen Ezel Akay, şimdilerde Huniler ile tiyatro sahnesinde adını yazdırıyor. Sadece bu kadar mı? Tabii ki değil. Devamındaki sürprizleri getiriyoruz ekranlarınıza. Mühendis, oyuncu, yapımcı, yönetmen ve pek çok kişi bilmese de iyi bir aşçı olan Ezel Akay ile birlikteyiz. Birlikte hem pratik tadımlıklar yapacağız hem de yeni projelerinden söz edeceğiz. Öncelikle bizler için hangi özel tarifleri vereceksiniz? Ya bugün biraz daha az bilinen şeylerden yapalım dedim. Bir Çerkez mezesi bu aslında, bir Abhaz mezesi, akul çapa. Annem de Çerkez benim bu Öyle arada. Mi? Ben bilmiyorum yapacağımız şeyi, o yüzden bana çok kızıyordu şu an. Evet, bu bir Abhaz mezesi. Yani meze dediğimiz şeye çok uygun bir yiyecek. Bir tür salata gibi kullanıyorlar Abhazlar. Ama meze niyetini de yeniyor. Lahana turşusuyla yapılıyor. Lahana turşusu, ceviz, taze kişniş, sarımsak, baharatlar. Olacak. Bir yandan isterseniz başlayalım mezelerimizi yapmaya. Tamam. Sohbetimize de kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Şimdi lahanaları ben teknoloji kullanmaktan pek hoşnutum. Çünkü teknoloji sayesinde mesela yiyeceklerin dokularını değiştirmek mümkün oluyor. Dokusu değiştiği zaman da tadı değişiyor. Böyle çok ince, mis tabii ki gibi koktu. Evet, çok ince lahana turşusunu çok ince kıyabilirsiniz tabii ki, bıçakla da mümkün. Biraz da tiyatrodan bahsetmek istiyorum ben. Tabii. Yiğit Özgür'ün efsanevi karikatürünü tiyatro sahnesine uyarladınız. Bu süreç nasıl başladı? Yiğit'in karikatürleriyle ilgili ben aşağı yukarı bir 5-6 senedir zaten çalışıyordum. Ve Yiğit'in karikatürlerinde sahnelenemez, yapılamaz bir şey var. Hani bunu aşmak nasıl olur, bunu sinemaya, sahneye uyarlamak nasıl olur diye benim yüksek lisans öğrencilerim var. Onlarla birlikte 5-6 senedir böyle deneysel çekim çalışmaları yapıyorduk. Çünkü karikatürleri böyle sadece diyaloglarını okuyunca yeteri kadar komik olmuyor. 15 kişi gerekir bana dedim. Eyvah 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 dedi tabii ki. Çünkü kadro büyüdükçe masrafları da artıyor. Neyse, ondan sonra auditionlar yaptık. Buna uygun oyuncular, özellikle genç oyunculardan. Ben hem fiziksel olarak birbirinden çok farklı, yani ince, uzun, tombul, zayıf, kadın, erkek, çok çeşitli formlarda, beden formlarında oyunculara ihtiyacım olduğunu söyledim. Onun için oyuncuların sadece iyi oyuncu olmaları yetmedi bana. Yani bir doğaçlama kabiliyetlerinin olmasını istedik. Hunilerin oyunları devam ediyor. Bence mutlaka kaçırmayın ve izleyin diyorum. Bir yandan da tabii yemeğimize, mezelerimize devam ediyoruz. Burnuma çok güzel kokular geliyor şu anda. Evet, şimdi buna bir de... Cevizden alıp yemek istiyorum. Hemen. Buna şimdi ceviz koyacağız. Cevizi böyle bıçakla, yani çok kalabalık değil, çok yani büyük restoranlarda biraz daha zor ama... Böyle bıçakla doğramak çok daha böyle file ceviz gibi oluyor. Şöyle şuraya doğru bir küçük şey yapalım, atak. Cevizleri de üstüne atıyoruz. Sarımsaklarımızı alıyoruz. Evet, sarımsak alıyoruz. Çok az yapmak da iyi değil, sarımsak. Kahraman olmak isteyen bir şey. Kişniş, taze kişniş. Kuru kişnişle de yapılabilir ama taze kişnişin lezzeti, kokusu, aroması çok başka. İçine de biraz zeytinyağı. Şu an bolca zeytinyağı evet, koyduk. Karabiber. Karabiberimizi koyuyoruz. Bunları böyle birlikte dövmek daha bir araya gelmelerine neden oluyor bütün şeylerin. Orada
şeyin içinde dağılmış oluyor. Bu arada Ezel Bey yeni bir projeye başlıyormuş. Aşçı ve Prenses. Evet. Bu proje Selçuklu döneminde geçiyor. Bu hikaye daha doğrusu Selçuklu döneminde geçiyor bildiğim kadarıyla. Evet. Peki bu bir gastronomi filmi mi olacak? Yani benim en büyük hayalim bir gastronomi filmi yapmaktı. Ve bir yemek filmi yapmaktı aslında. Yemek filmleri de dünyanın her yerinde çok ilgi çeken fakat çok az yapılan şeyler. Türk sinemasında da yemek filmi yok. En son şimdi bir Ümit Ünal'ın bir filmi var yemekle ilgili, bir cinayet ve yemekle ilgili. Ama onun dışında bütün 6-8-9 bin film arasında bir tane bile doğru dürüst yemek filmi yok Türkiye'de. Dünyada da az yapılıyor. Evet. Ben de bu işlere de başladıktan sonra çok yer gezdim, çok yiyecek gördüm. Dedim tam da böyle bir yol filmi olsun. O yolculuk sırasında da her gidilen yerde yeni yemekler yapan aşçıların hikayesi olsun. Peki bu filmde kadim yemek tariflerinden de olacak mı? Tamamen neredeyse öyle. Yani hep çok eski antik reçeteler. Yani bir Selçuklu'da bir kervansaray aşçısı. Çok ünlü ama kervansaray. İpek yolu üzerindeki kervansaraylar bir turizm yolu gibi ya. Orada çok ünlü bir aşçı var. O kervansaraydan o kervansaraya giderek yani Çin'den Anadolu'ya kadar bütün kervansaraya gidip yemek yapan genç bir aşçı. Şaman bir kadın aşçıyla karşılaşıyor. Bir prensesle. O da aşçı ama o daha büyülü yemekler yapmayı ve vejeteryan. Bizimki de baharatçı, etçi bir şey. Bunlar bir şekilde buluşuyorlar. Kızı kovalayanlar, kötü adamlar var. Oğlan da ona yardım etmek için birlikte kaçıyorlar ve İpek Yolu üzerinde bütün kervansaraylarda hayatlarını kurtarmak için yemek yapıyorlar. Ne bileyim Azrail'e yemek yapıyorlar, Tepegöz'e yemek yapıyorlar. Evet şimdi akul çapamızı iki tabağa yerleştirelim. Güzel bir sunum haline getiriyoruz şu anda. İkinci tadımlığımız nedir? İkinci tadımlığımız hakikaten tadımlık. Bir cips bu. Bu dünyanın en çirkin görünüşlü sebzelerinden ya da yumrularından şeker pancarı. Bu da aslında hep çocukken hiç memnun kalmadığımız, sevmediğimiz yiyecek olan kereviz. Cips gibi kıydık bunları, ayıkladık ve böyle bakın hafif bu patatesten daha sert bir dokusu vardır. Şey bir de işte kerevizimiz vardı, onu da güzelce temizledik üstünü. Onu bir tık daha kalın doğradım. Yine cips kıvamında. Bu ikisi ayrı, biraz aromaları farklı. Şeker pancarı hakikaten biraz daha tatlıdır. Bu bu farklı bir lezzeti olan bir şeydir. Bu ikisini karıştıracağız. Bir de üzerine kerevizin yapraklarını ve saplarını. Şimdi kereviz yapraklarını ve ince saplarını doğradık. Onun üzerine de bu keş dediğimiz kurutulmuş yoğurttan, yani bu bir süt ürünü. Dünyada az bilinen, Orta Doğu'da bilinen bir süt ürünü. Nerede bulabiliriz? Aslında birçok markette var. Bunu normalde rendeleyebilirsiniz. Ben biraz daha böyle bir yaprak yaprak olsun istiyorum. Evet, iki tadımlığımız da hazır. Ellerinize sağlık Ezel Bey. Tatlarına bakmak için sabırsızlanıyorum şu an. Tamam. Çok güzel. Bir cips gibi, cips tadında ama hem doğal hem de vermek istemiyorum bir tane daha yiyeceğim. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler için çok kıymetliydiniz. Çok keyifli oldu. Sağ olun. Değerli konuğumuz Ezel Akay'la çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Projelerden konuştuk. Ayrıca iki ayrı tadımlık tarifi aldık. Görüşmek üzere.